Peki Hazer Hanım, bizim her gün yanımızda olan izleyicimiz Şişe'yi sormuş. Şimdi Şişe tarafında zaten e, holding hikayesinin de bitmesiyle birlikte Şişe bir ekstra da aşağı geldi. Şimdi Şişe benim 11'lerimin e, vazgeçilmez kağıtlarından biri Ereğli ile beraber yazıyorduk. Ereğli de karşılığını aldık, Şişe de henüz karşılığını alamadık. Ben bu sene bir potansiyel görüyordum, gelmedi. E, şişe tarafındaki hikayede bence bir şey yok. Yani şirket dünya depresyonda şişe de depresyonda geçen dönemlerde de söylemiştim işte Avrupa'nın toparlanması özellikle şişenin dinamiklerinde toparlanma getirecek buradaki ana konulardan bir tanesi şu 40'ın altına 38'lere doğru geri çekilme bir önceki yükseliş bandının tekrar çalışmasını gösteriyor ya ben köşede %5-10 oranında bir şişe buralardan biriktiririm ama bakın 50'de de aynısını söylüyordum hani bu kağıt gitmedi yani hani böyle de bir sıkıntı var bir de üstüne zarar ettik şimdi hadi tekrar gene en kötü oralara döneceğini düşünüyorum ama bence bu kağıdın depresyondan çıkıp toparlanması en azından ere ile etkisi yaratması lazım yani enflasyona göre kendi fiyatını güncellemesi lazım Evet işler muhteşem gitmiyor ee, ama bunun üzerindeki hareketleri gel e, bunun üzerindeki hareketlerde ilerlemesi lazım e, şişe tarafındaki en büyük sıkıntı teknik olarak 44- 40'ın üstünde kalması kısa vadede oraya bir dikkat edeceğiz